Nilüfer için tekrar tekrar özür dilerim Selena. Gerçekten önemli değil. Zaten böyle şeyler yüzünden bitecekse yaşadığımız o kadar da kayda değer bir şey olmamalı. Böyle düşünmeni gerçekten çok sevindim. O kadar küçük sebepler için o kadar sevgi sona eriyor ki. Neyse, biz konumuzu değiştirelim. Hem böyle ayrılıktan konuşursak tek yapacağımız onu yakınlaştırmak olur, değil mi? Tamam. Hemen konuyu değiştiriyorum o zaman. Annemler geçen gün seni sordular. Seni çok sevmişler. Tekrar ne zaman gelir diye soruyorlar. İstedikleri zaman gelirim. Ya ben? Sen de gel. Sonuçta onlar senin ailen. Hayır. Beni ne zaman ailenle tanıştıracak kadar değerli bulacaksın? İyi misin? İşte bu sefer çok kötü sıkıştım. Galiba kendime bir aile bulmam gerekecek. Bir yerden patlak verecekti zaten. Gerçeği söylesem. İmkansız. İyiyim. Ne diyorduk? Ne diyordum? Beni ne zaman ailenle tanıştıracaksın? Hay, onu diyorsun. Ben de ne diyorduk deyince başka bir şey zannettim. Hay Allah. Beni hiç merak etmiyorlar mı? Ediyorlar. Etmez olurlar mı? O zaman? O zaman? Ne zaman ailenle tanışacağım? İstediğin zaman. Hem zaten İstanbul'a dönüyorlar yakında bayram için. Sen de orada tanışırsın. Süper. Yarın ya da öbür gün yani. Yarın ya da öbür gün mü oluyordu? Neyse. Tabii. Neden olmasın? Hazır bayramda. Ailenle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Yani tanışman için. Hadi be oğlum be, hadi be, ne olacak ki? Hem bugüne kadar en büyük problem benim evli olmam değil miydi? Bu problem de artık aşıldığına göre arayabilirim. Ya arıyorum ya. Efendim? Alo Seval, merhaba, Ekrem ben. Pardon Zübeyde, yani Zülfikar. Efendim? Tamam, biliyorum hala bana kızgınsın ama önemli olan bundan sonrası değil mi? Hem ikimiz de hatalar yaptık, olsun. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle o zaman. Telefonda olmaz, buluşmamız lazım. Tamam. Benim de zaten sana söylemem gereken bir şey var. Tamam. O zaman yarın öğleden sonra her zamanki yerde buluşalım mı? Olur. Çok iyi Zübeyde, çok iyi. Emin ol her şey çok güzel olacak. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ah, oh be! Kız da benim arabamı bekliyormuş zaten ya. Sen ola değil, sen ola. Ne oluyor burada? Aslanım, düğün var, ne olacak ya? Düğün mü var? Sakın bu düğün babamla Müstesna'nın düğünü olmasın. Allah koru yarabbim, evler tanırak. Ben ne yapacaktım mutfakta? Unuttum. Hay Allah. Kimdi o? Hiç, eski bir arkadaş. Yoksa o Asabidoviç mi? Neydi adı? Zülfikar. Zülfikar. Ne diyor? Seni saraylarda yaşatacağım. Ama simit saraylarında mı diyor? Ama ne diyecek? Seninle görüşmem gereken önemli bir şey var diyor. Hadi ya. Belki de borç isteyecektir. Hayırlı işler. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, ben Tektaş yüzük bakmak istiyorum. Tabii. Ayıptır söylemesi, evlenme teklif edeceğim. Hayırlısı olsun efendim. Sağ ol, sağ ol canım. Tektaşlarımız burada, göstereyim. Buyurun. Valla şuna bir bakalım. Gerçi benim biraz parmaklar dolma olduğu için burada durmadı ama. Var mı başka önereceğiniz bir şey, çeşitleri? Bir de böyle bir şeyiniz var. Bunun taşı daha küçük olmakla birlikte bu da tercih edilen bir modeldir efendim. Yok, ilk gösterdiğiniz daha güzel, bu daha iyi. Tabii onun taşı da daha parlak ve büyüktür zaten. Değil mi? Yakışır.
Ne kadar bunun fiyatı? Onun fiyatı 7500 TL. Oh, He. Ben o zaman bunu koyayım, usunca da bir şey olmasın. Demek ki kız çok güzel, erkek çok çirkin olunca bu yüzükten duruyorlar. Efendim? Yok, bir şey yok. Daha ucuz yollu böyle, hani benim kız arkadaşım çok mütevazi, yani çok hiç sevmiyor gösterişi varsa. Anlıyorum efendim. Bir de şöyle bir modelimiz var. 400 TL. En ucuz tek taş da budur zaten. Tamam. En ucuzu 400 TL. Evet. Bu kredi kartı falan geçiyor musun? Tabii geçiyor. Tamam, onu bir kutulayabilirsek şey yapalım. Tabii. En azından. Şuradan. El alem tek taşını kendi alıyor zaten, bize bunlar dua etsin değil mi? Hocam bir bölersek onu 3'e 5'e 10'a neyse. Antrenörüm dedi ki, Niyazi Hoca vardı, güreş antrenörümüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok severdi beni. Bana sen takımımızın bel kemiğisin derdi. Neyse dedi ki, oğlum bak kolunu incittin. İstersen final maçına çıkma. Bu kadar başarı zaten bize yeter dedim. Siz ne dediniz? Ne diyeceğim? Hocam dedim. İki kolum bile sakat olsa o kupayı okulumuza getirmek için ben çıkar elimden gelen her şeyi yaparım. Siz hiç merak etmeyin dedim. Yani sakat kolla mı güreştiniz? Sakat kolla güreştim. Peki sonra ne oldu? Kazandınız mı? Kazandım ya, kazandım. Hem de tuşla. Süper. Sonra bütün tribünler sahaya indi. Ben omuzlardayım. Ah çocuklar. Okulda çalımımdan geçilmiyor. Bütün kızlar da peşimde. Ama ben yüz vermiyorum onlara. Hepsi şöyle uzun boylu, sırık. Hiçbirini beğenmiyorum. Kadın dediğin biraz minyonca, şöyle biraz etine dolgun, sevimli, güler yüzlü olmalı. Değil mi? Aman Müstesna Hanım, Allah aşkına bırakın şu meyve soymayı da beni dinleyin lütfen. Rica ederim Müstakil Bey, her gün yaptığımız şeyler, yorulmam, merak etmeyin. O zaman Müstesna Hanım, bize yaptığınız o leziz yemeklere teşekkür için lütfen şu gülü kabul buyurun. Ne diyeyim bilmem ki. Afiyet olsun. Yani çok teşekkür ederim. Müstesna. O elindeki ne? Kim verdi onu sana? Bu da bu. Yok, hiç kimse vermedi ki. Vazodan düştü de yerine koyacaktım. Ondan şey ettim. Ben de şu kasaba kadar gideyim, kurbanlık işini halledeyim. Ben de yedim, değil mi? Ah benim güzelim, ah benim güzelim. Ben şimdi sana gidip bir kasap bulup geleceğim. Yapma. Tamam mı? Hadi. Ye bakalım şimdi baba. Hadi bakalım, hadi. Kesecekler beni.